Adım Murat. Yıllarca kötü bir insan olarak yaşadım. Yanlışla dolu bir dünyanın içinde kul hakkı nedir bilmeden geçti bütün ömrüm. Bırakın insanları, şu bizim evin önündeki kedilerin, bahçedeki ağaçların bile üzerimde hakkı vardır. Sırtımda tonlarca günah birikirken geride yüzlerce hak sahibi bıraktığımın farkında bile değildim. Ama bir gün babamın cenazesinde yaşadıklarımdan sonra her şey değişti. Her şeyi kuşatan o sonsuz rahmet kapısı benim için de açıldı. Artık bambaşka biriydim. Üzerimdeki kul haklarından kurtulmaya, yaptığım bütün kötülükleri telafi etmeye işte o gün karar verdim. Şimdi tanıdığım herkesten helallik istiyorum. İbrahim abi, sen geç içeri. Ver lan. Murat, polis çağıralım, yapma evladım. Abi bir şey olmaz, polis gelinceye kadar. Ya bırak şunu. Canından değerli mi lan? Versene şu çantayı. Çıkar şunu. Lan tamam. Çekme. Bırak. Bırak. Çıkarma, ver şu çantayı. Ay hasta kadını sen. Anladık, kaldı mı abi? Lan ver şu çantayı. O bıçağı yediririm sana. Bırak o bıçağı. Bırak. Abi çok vurursun kafana. Abi affet, ne olur abi. Abi yapma. Abi. Alın şunu. Kalk. Hadi. Yürü. Geç bakayım yürü. Ahlaksız herif. Hadi. Amir. Ablacığım, iyi misiniz? Bir şey yok değil mi? Geçmiş olsun. Abla, amirim, ambulans çağırın. Çabuk ambulans çağırın abla. Çocuklar. Hemen amirim.
Murat. Aslanım sen benimle oyun mu oynuyorsun? Düşündüm ki amirim polis gelinceye kadar ben... Ya herifler bir yerine taksaydı o bıçağı? Ne yapsaydım amirim? Kadını o halde bıraksa mıydım? Dua et ki İbrahim Efendi aradı da yetiştik. Ya yetişemeseydik ne olacaktı? Şşt, sana söylüyorum. Bak aslanım. Ya aklını başına alırsın ya da seni her gün içeri alırım. Oğlum sen burada bekle, tamam mı? Emredersiniz amirim. Kadın kendine gelince arkadaş ikinizin de ifadesini alacak. Çıkar beni buradan. Çıkar! Çıkar beni buradan. Çıkar! Arkana bak. Bak. Sen kurtuldun. Ama beni bıraktın burada. Onlardan ayırdın. Beni burada bıraktın. 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 Anne. Anne. Beyefendi yavaş dikkat edin. Anne neyin var? Anne. Anneciğim. Anne neyin var? Anne. Sakin ol. Annem. Tamam tamam. Yolu açar mısınız? Anne. Beyefendi müsaade anne. Edin de işimizi yapalım. Anne. Karışmayın annem o benim. Anne. Kardeş sakin ol. Hadi. İzin verin. Reyhan. Reyhan gerçekten özür dilerim. Sen ciddisin değil mi? Bitti. Yemin ederim bitti. Birkaç küçük serserilikti. Affet beni. Senin için her şeyden vazgeçerim. Bir daha o tür adamlarla hiç görüşmeyeceksin yani. Normal biri gibi yaşayacaksın. Normal biri gibi. Annem gelecek sizinkileri görmeye o zaman ha? Gelsin. Haber gönderin yeter. Tamam. Hadi Allah'a emanet ol. Sen de. Kıpırdama. Kaldır ellerini. Kaldır ellerini. Ne istiyorsunuz? Ben bir şey yapmadım. Kimin o zaman bu silah? Haberim yok. Benim değil. Elinde ne arıyor o zaman? Silah alın. Götürün bunu. Emredersiniz. Emredersiniz amirim. Amirim yapmayın. Reyhan. Reyhan benim suçum değil. Reyhan. Murat, iyi misin? İyiyim ben. Ne demek iyiyim? Attıracağım bu adamı buradan. Merve hak ettim ben. Bundan fazlasını hak ettim. Tamam. İyi. Annenizin bir süre müşahede altında kalması gerekiyor. En az bir hafta kadar. Şerefsizler. Kadıncağıza bıçak çekmişler.
Var mı raconda böyle bir şey? Racon mu? Neyin raconu? Hangi kanunda yazıyor? Sen anlamazsın bacım. Boş ver. Neyse. Annenizin daha fazla üzülmemesi gerekiyor. O yüzden dikkat edin. Haluk. Annem. Annem iyi misin? İyiyim oğlum. İyiyim Allah'a şükür. Sen ne zaman geldin? Duyar duymaz geldim anneciğim. Polisler aradı. Yine giymişsin bunları. Giydim işte. Sen ne diye çıktın dışarı? Emekli maaşımı çekmeye oğlum. Başka niye çıkacağım? Anne ben sana para bıraktım ya. Ne diye inat ediyorsun ki? Bu konuyu açma Haluk. Bu yaşıma kadar boğazımdan hiç haram lokma geçmedi benim. Oğlum, bir genç bana yardım etti. Gördün mü sen onu? Allah razı olsun. Yetişmeseydi kim bilir neler olurdu. Bilmiyorum anne. Ben hemen öğreneyim geleyim. Bacım. Affedersiniz. Annem birisi yardım etti diyor. Bir telefon falan bıraktı mı? Bırakmadı. Hadi ya. Bir teşekkür ederdik. Kendisi burada ama. Kusura bakma. Biraz önce... Yok, önemli değil. Hak etmiştim. Yok, sert tepki verdim. Kavgası edilecek bir şey değil. Kardeş, ben seni zan altında bıraktım. Belki de hayatınla oynadım. Evet, oynadın. Ama zannettiğin gibi değil. Sayende geldim bugünlere desem yeridir. Ben safçaydım gençken. Bir kız dalgasına 3 kuruşa talim edecektim aklımca. Ama o gün tutuklandıktan sonra bayağı bir değişti mevzu. Senin ruhsatsız silah temizmiş Allah'tan da. 8 ay kaldım içeride. Ama ne öğrendiysem orada öğrendim. Arkadaşlarımla orada tanıştım. Yaşıyorum anlayacaksın. Gerçi sen de benim kadar iyi bilirsin bu işleri ha. Neyse boş ver şimdi. Annem seni görmek istiyor. Hayatını kurtarmışsın. Sana bir de vefa borcumuz varmış demek. İnşallah onu da öderiz. Haluk. Ne oldu koçum ya? Abi. Ne oldu koçum? Sen git annem içeride. Abi hayırdır? Kardeşimizin canını sıkmışlar diye duyduk. Geldim. Abi niye zahmet ettiniz? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Valideye saldırmış 2-3 serseri ha. Geçmiş olsun. Beni çağırmışsınız. Estağfurullah oğlum. Bir teşekkür etmek istedim sadece. Haluk nerede? Arkadaşları geldi. Sanırım geçmiş olsun ha. Öyle mi? Peki senden bir şey istesem? Buyurun. Rahatsız etmeyin. Uyuyor der misin? Tabii. Teşekkür ederim. Neyse polis içeri almış ama biz içeride de buluruz onları. Sen hiç merak etme. Kardeşimize yanlış. Bize de yanlış. Değil mi Camgöz? Ne oldu? Uyuyor. Rahatsız etmeyelim isterseniz. Yine geliriz. Ayıp ettin koçum. Seninle birlikteyiz nasıl olsa. Ha? Daha çok işler bitireceğiz değil mi? Murat. Neden ses çıkarmadın o adama? Dedim ya hak ettim. Pektekin adamları benzemiyorlar. O daha çok genç. Sadece gözünü boyamışlar Merve. Bir gün anlayacak neyin ne olduğunu. Ama çok geç olacak. Evet. Çok geç olmadan da bir şey yapmak lazım. Oğlum. Anne. Oğlum ne yapıyorsun? Hayatını kararttığım biri daha benim yüzümden hapse girmiş. Şimdi de olmadık adamlarla takılıyor. Bir de annesi var ki aynı sen. Nasıl üzülüyor kadın?
Kolay mı oğlum? Kolay mı? Onu bulup konuşmalıyım. Murat. Neredesin Murat? Ne oldu? E abi, hastanedeydim. İyi de ben yalnızım oğlum burada. Yoruluyorum. Haklısın abi. Şimdi izin ver bir yere gideyim. Sonra vallahi dinlendireceğim seni, bak söz. Alo, merhaba, ben Murat. Şu ekran vardı ya. Ha, çeksene ihale. Aynı yerde yani. Eyvallah, tamam. Haluk. Buyur Murat kardeş, hayırdır? Söylediklerini düşündüm de ben. Bak. İyi yapmışsın, sağ ol. Bak, anneme yardım ettin, sağ ol. Ama benim işim gücüm var. Ben de o işi konuşacaktım seninle. Bugün hayatından memnun olabilirsin belki. Ama eninde sonunda... Haluk. İçeri gel, seninle işimiz var. Aramı bozacaksın patronla, hadi. Haluk dur. Burada adresim var. Bir sıkıntın olursa ara. Demek hala bir şansı var. Ay Reyhan kızım. Sen nereden buldun bunu? Haluk cüzdanından düşürdü. Geri verecektim ama... Demek unutmamış. Nurten abla. Oğlunuzun hapse girmesine ben sebep oldum. Polisin arabasında bulduğu silah benimdi. O yüzden bu hatayı telafi etmeliyim. Lütfen bana yardım edin. Oğlum, sen kendini kandırıyorsun. Benim oğlum kendi istediği yolda yürüyor. Reyhan'a söz verdi, bana söz verdi. Ama sözünü yine tutmadı. Bunun yükünü sen çekemezsin. Allah ıslah etsin artık onu. Ama tutuklanmasaydı hayatı daha farklı olabilirdi. Oğlum yapma. Senin bir kabahatin olmuş belki ama bu yolu seçen Haluk. Peki sizden bir şey istesem. Reyhan. Onunla konuşabilir miyim? Reyhan'ın nerede olduğunu biliyor musunuz? İyi günler Reyhan Hanım. Adım Murat. Buyurun. Nurten Hanım'ın selamını getirdim. Nurten? Haluk'un annesi. Aleyküm selam. İyi mi kendisi? İyi. Ben sizinle bir şey konuşacaktım. Benim işe gitmem gerek. Yolda da anlatabilirim. Yani o silah meselesinin bütün suçlusu benim Reyhan Hanım. Sizin ayrılmanızın da. Murat Bey, bütün bunları anlatmanız çok cesurca. Ama olay o kadar basit değil. Siz böyle bir hata yapmış olsanız bile gerisini getiren Haluk'un kendisi oldu. Hapisten çıktıktan sonra ne aradı ne sordu. Sonra da duydum zaten kaldığı yerden devam ettiğini. Ama Reyhan Hanım, bakın. Bunun sebebi yalnızlık. Eğer etrafında o insanlardan başka kimse olmazsa nasıl dönecek yolundan? Murat Bey, sizin meseleniz Haluk'la. Evet. Haluk'un meselesi de sizle. Bence sizi hala çok seviyor. İnanmıyorum. Öyle olmasa bu fotoğrafı hala yanında niye taşısın? Bunun ne işi var sizde? Farkında olmadan düşürdü. Ben de size göstereyim dedim. Reyhan, Haluk seni seviyor. Onu içinde bulunduğu bataktan ancak sen kurtarabilirsin. Lütfen iyi düşün. Ben bu konuda çok düşündüm. Yaşadığım onca sıkıntıyı yeniden yaşamaya gücüm yok benim. Yok.
Hoş geldiniz Reyhan Hanım. Hoş bulduk. Buse, canım nasılsın? Çok güzel resimler yapmışsın. Aferin sana. Ben babana bir merhaba deyip geleyim. Ben kanuni hakkım neyse kullanırım. Sizin ne düşündüğünüz beni ilgilendirmiyor. Teklifiniz de ilgilendirmiyor kardeşim. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Reyhan, hoş geldin kızım. Her şey yolunda mı Adnan Bey? Yolunda, yolunda. Sen merak etme, bir an sinirlendim. Bizim işlerde sürekli olur böyle şeyler. Nasıl benim kızım? Resim yapıyor. Ben de şimdi geldim zaten. Siz isterseniz çıkın artık. Tamam, hadi kolay gelsin sana. Demek Adnan Bey'in pek konuşması yoktu bugün ha? Hı hı. Ne yapalım? Biz de başka dille konuşuruz. Haluk. Koçum, seninle şöyle işleri biraz ileri götürelim ha? Hani şu telefonda konuştuğum kaya biraz irice. Suyun önünü kapatıyor. Anlayacağın biraz kenara etmek lazım ha? Ne dersin? Şöyle küçük bir ziyaret, biraz sohbet zihin açıcı olur diyorum. Bunlar var ya bunlar, iyici takımı bunlar. Sırtlarını vermişler büyük başlara. Sana ona buna bana hiç koklatmazlar. Bunlarla bizim dilimizde konuşmak lazım. İstediğin dilde konuşuruz abi. Hadi koçum. Yolun açık olsun. Bitir bu işi. Hadi. Olacak. Yapacak. Geldim İbrahim abi. Oo, hoş geldin. Kız arkadaşın nasıl? Ne diyorsunuz ya? Soru sorduk. Cevap versene. Kız arkadaşın nasıl? Ne kız arkadaşı Suna? Saçmalama. Ne güzel yürüyordunuz bugün. Muhabbetiniz de pek şendi. Suna. Aptal aptal konuşup elin kızının günahını alma. Öyle mi Murat Efendi? Beni kandıramazsın sen. Anladın mı? Kandıramazsın. Of. Murat, konuşalım mı biraz? Buyur abi. Murat, bak dükkanı da geri aldın sonunda. Çok şükür. Bunca sıkıntıdan sonra biraz yavaşlasak. Benim halim anca yetiyor burayı döndürmeye. Bir de itiş kakış kaldıramıyorum oğlum. Tamam abi, merak etme. Bundan sonra daha dikkatli olurum. Olacağım hatta. Hı hı. İnşallah. Camgöz, bu sabah bir herif dolanıyordu ayak altında. Hastanedeki mi? Evet o. Sonra da buraya kadar geldi. Ben hatırlıyorum onu. Tekinsiz bir herif. Haluk'la da bir derdi var. Evet abi. Haluk'la işimiz var kardeş. O çocuğun kafası karışmasın. Git bul o herifi. Biraz tozunu al da gölge etmesin. Emredersin abi. Bana bak. O Haluk'un haberi olmasın. Tamam mı? Tamam abi. Hadi bakalım. Kafa tutmak ha? Daha iyi görünüyorsun anne. İyiyim, iyiyim. Ben gece buradayım anne, merak etme. Şimdi gidiyor musun? Nereye? Lütfen biraz daha dur oğlum, ne olur. Tamam. Yarım saat daha buradayım anneciğim. Buyurun, ekmek kalmadı ama. Ne ekmeği lan? İbrahim abi! İbrahim abi! Ne yaptın lan sen? Ne yaptın? Allah! Haluk'a yanaşmayacaksın.
Ekrem abinin mekanından da uzak duracaksın. Yoksa yıkarım burayı tepene, yıkarım. Anladın mı? Hadi bakalım. Şerefsizler. Görüşeceğiz. İbrahim abi. İbrahim abi. Bir yerine bir şey oldu mu? İbrahim abi. İbrahim abi. İbrahim abi. Benim yüzümden. Benim yüzümden. Orada işte. Benim yüzümden. Oğlum ne oldu? İbrahim Efendi iyi mi? Benim yüzümden anne. Benim yüzümden oldu. Hep o kadın yüzünden değil mi? Reyhan mıdır nedir? Abileri geldi herhalde. Çok zekisin Suna. Çözdün. Melek Hanım. Merve kızım. İyi mi İbrahim Efendi? Kızım konuşsana. Bir spazm geçirmiş. Ha. Ama kalbine dokunabilirdi. Birazdan odasına alınacak. Ne işler açtın başımıza? Alacağın olsun. Bir kız yüzünden. Melek anne, gel birer bardak su içelim. Ay kalbim çıkacak yerinden. Haluk. Ne işin var burada? Beni mi takip ediyorsun? Hayır. Bir hastamız vardı. Geçmiş olsun. Sağ ol. Nurten abla nasıl? İyi sağ ol. Şimdi gitmem gerek. Haluk. Niye o insanların kötü olduklarını anlamak istemiyorsun? Arkanı dönsen kuyunu kazar bu adamlar. Ne diyorsun be sen? Haluk. Gitme oraya. Seni seven, senin için endişe eden insanları düşün. İnsanlar mı? Beni annemden başka kim düşünür? Reyhan. Herkese her şeyi bir kenara bırak. Eğer kötü bir şey yaparsan bunu Reyhan'a anlatamazsın. Çünkü o kız hala seni seviyor. Reyhan'ı nereden biliyorsun? Annen anlattı. Hem bunun ne önemi var ki? Hiç kimse için değilse bile Reyhan için. Daha elini kirletmemişken geri dön. Aradan çok zaman geçti. Köprünün altından çok sular aktı. Onun beni kabul edeceğini sanmam. Haluk. Kolay olanı seçiyorsun. Neden kalıp sevdan için mücadele etmiyorsun Haluk? Merve. Şimdi olmaz Murat. Girin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Siz beni tanımazsınız. Murat'ın annesiyim. İsmim Melek. Ah, öyle mi? Maşallah. Oğlunuz çok efendi. Artık öyle. Ama bir zamanlar sizinki gibiydi. Siz Haluk'u tanıyor musunuz? Oğlum bahsetti. Sizi çok iyi anlıyorum. Ama siz de şunu anlayın. Susmak, küsmek hiçbir şeyi çözmez. Çocuğunuzun size ihtiyacı var. Onu şimdi yalnız bırakırsanız kurtulmasını zorlaştırırsınız. Ne yapabilirim ki? Konuşun onunla. Anneler içlerinde olanı yavrularına samimiyetle aktarırlar. Sizin içinizdeki acıyı anlayabilirse düzelme yoluna girecektir. Hangi anne evladını ateşe atar? Allah'tan korkar yavrunuzdan. Deneyin. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Bugün iyi görmedim onu. Bir şey yapmasından korkuyorum. Ama işte hasta yatağına bağlandım kaldım. İşte ev burası. Adam 3 saat sonra evden çıkacak. Hiç şaşmaz. Anladım. Şurada arabasına biniyor. Bu yolu kullanıyor. Akşamları da aynı yolu kullanıyor. Ben ne zaman gideyim?
2 saat bekle. Sonra. Neyse. Şimdi ayrılalım. Hı hı. Hadi. Reyhan? Haluk? Nasılsın Reyhan? İyiyim, sen? Ben de. Hiç değişmemişsin. Sen de. Baksana, yine aynı kıyafetleri giymişsin. Ya, giydim işte öyle. Annem hastanede de giyecek bir şey bulamadım. Geçmiş olsun. Sağ ol. Sen nasılsın? Bildiğin gibi işte. Ben gideyim artık. İşin yoksa bir çay içsek? Bir saat. Şurada deniz kıyısında bir arkadaşımın yeri var. Nasıl bir arkadaş bu? İyi bir arkadaş. Merak etme. Düşündüğün gibi değil. Tamam o zaman. 5 gibi buradan al beni. Tamam. Buradan. Buyur hemşerim. Ekrem'le görüşecektim. Kimsin sen? Arkadaşıyım. Yok Ekrem Bey, sonra gel. Orada işte. Yok diyorsam yok ulan, uzatma hadi. O iş tamam. Ben gönderdim bizim elemanlardan birine. İfadesini alıyor şu anda. Alıyor, alıyor da Adnan da boş adam değildir. Arbede çıkmasın. Öf ya öf. Adnan'ın her tarafı dolu olsa ne olacak ha? Partiye yakın diye ihale üstüne ihale alıyor. Bunun başka hiçbir numarası yok. Biz bu Adnan'ı bitireceğiz. Tamam. Hem bir kere onun ne kadar hanım evladı olduğunu bilmeyen mi var? Evet. Doğru. Geçen hafta evinin bahçesinde parti verdi ya dalkavuk. Kendi çocuğu özürlü ya. Bütün özürlü çocukları topladı bahçeye. Bu işlerle uğraşıyor. İyi adam havalarında. Bütün hafta boy boy gazetelerdeydi. İyi yürekli iş adamı. Bak. İyi yürekli iş adamının evine bak. Görmüşsünüzdür. Aa şurada. Şurada aşağı mahallede. Bilmeyen yok. Çok havalı bir ev. Ama vergisini veriyor mu bakalım evin, he? Vermiyorsa da bize verecek. Güzellikle olmazsa da zorla, canını yakarak. O ihaleyi asla almayacak. Gerekirse canıyla ödeyecek. Vallahi az çakal değilsin Ekrem. Hadi hadi, güzel haberini bekliyoruz. Hadi kolay gelsin. Sağ olasın. Güzel haberi bekliyoruz. Peki. Selamünaleyküm. Lan. Gerek yok, gerek lan. Yok. Konuşmaya geldim. İçeri nasıl girdin? Ya nasıl girdiysem girdim, ne önemi var? Bence var. Biz öyle her önümüze gelenle konuşsaydık. Ama benimle konuşacaksın. Ulan ne yapıyorsun lan? He? Bir tane işiniz var. O da buraya adam almamak. Gerizekalı. Al şunu. Götür. Of. Söylediğim şey çok basit Adnan Bey. Bu ihaleden çekileceksiniz. İyi de niye? Çünkü bütün ihaleleri siz alamazsınız. Tamam mı? Başkalarının da ekmek yemesi gerek. İyi de... Benden daha iyi fiyat versinler, onlar alsınlar. Ama veremiyorlar işte. Bir yolunu bulup en iyi fiyatları sen veriyorsun. Biz de diyoruz ki bu sefer yüksek bir fiyat çek, ihale sende kalmasın. Çok zor bir şey mi istiyorum? Ama bu benim iş ahlakıma uymaz. Siz beni açıkça tehdit ediyorsunuz. Yo.
Tehdit falan değil. Rica bu sadece. Sen daha tehdit görmemişsin. Kızım. Buse, hani bu odaya girmeyecektik? Haluk. Reyhan, ben... Reyhan! Bırak beni! Dinle beni Reyhan! Neyini dinleyeceğim senin be? Neyini dinleyeceğim? İnsan şu kadarcık olsun değişmez mi? Hani beni seviyordun sen? Nasıl da inandım sana? Ben seni hala... Sus! Sus, yalan söyleme bana! Şurada insan gibi konuşmaya çalışıyoruz. O zaman insan ol önce! Defol şimdi! Defol! Kızım, sen nereden tanıyorsun bu adamı? Adnan Bey, çok eskiden, gerçekten çocukluğumdan neredeyse. Çok özür dilerim efendim. Lütfen affedin beni. Adnan Bey'e bir şey yapacaklar. Haluk! Nedir? Tamam. Çok kötü tırstı. İhale bizim. At bakalım emaneti buraya. Niye? Oğlum racon böyle, at sen. Tamam. Hadi şimdi uza. Haluk. Sen beni nasıl buluyorsun? Bırak şimdi. Bir şey yaptın mı? Yapmadım de. Kötü bir şey yapmadım de. Sana hesap mı vereceğim? Ha? Söylesene, bir şey yaptın mı adama? Git başımdan. Benim derdim bana yetiyor zaten. Kesin bir şey yaptı bu adama. Adnan Bey. Buyurun, benim. İyi misiniz? İyisiniz. Reyhan. Tamam. Yani acıyor. Acıyacak artık o kadar. Anlat şimdi. Sonra ne oldu? Patronundan izin istedi biraz. Adnan Bey'den. Galiba iyi bir adam o Adnan Bey. Konuştuk evin önünde. Tamam. Bitti. Ne diyor? Aslında yeni bir şey yok. Niye bir türlü değişmediğini düşünüyor Haluk'un. Bunun için daha başına ne gelecek diyor. Hapse girdi çıktı. Elinde hala tabanca. Galiba bu çocuk sana çok benziyor Murat. Nasıl yani? Kendini düşün. İki aradaydın yani. Sonra ne olmuştu da vazgeçmiştin? Niye?
Allah'tan ürperen bir kalbin bütün davranışlarına akseden doğruluğu alacağı için, değil mi? Sence ben nasıl bir insanım? Sen Melik annemi çok seviyorsun. O ne derse yapıyorsun. Yapma derse yapmıyorsun. E peki seviyorlar mı birbirlerini hala? Kim? Canım kim olacak? Haluk'la Reyhan. Haluk, koçum, gel sensiz olmuyor. Yok, siz oynayın. Ben kaçayım artık, sabah oluyor zaten. Sen bilirsin. Hadi eyvallah. Geleceksin biliyorum, geleceksin. Hoppala. Bunun ne işi var burada? Niye fırını bırakıp buraya geldik? Biliyordum. Annemin haklı olduğunu biliyordum. İyi günler. İyisin maşallah İbrahim amca. Aman, iyi olsam ne, olmasam ne? Huzurumuz mu kaldı? Aa, niye öyle diyorsun şimdi? Herkese merhaba. Hoş geldin kızım. Yok mu Murat? Yok, gelmedi. Allah Allah, yine mi Reyhan'a gitti acaba? Reyhan da kim? Canım, şu kız işte, arkadaşım. Neyse. İbrahim amca, iyisin maşallah. Aman, bana aynı şeyi söyleyip durmayın. Gidin Murat'la konuşun. Aa, niye? Artık yoruldum ben bu hengameden kızım. Yaşlı omuzlarıma bunca yük ağır geliyor. Vallahi öyle. Eve gidiyorum yok. Buraya geliyorum yok. Fırına zaten uğramıyor. Bir de Reyhan çıkardı başımıza. Tamam İbrahim amca. Çok iyisin. Ben öğlene doğru yine uğrarım. Hı-hı. Anne, beni duyuyor musun? Keşke duysaydın. O zaman sana söyleyeceğim bazı şeyleri duyardın. Anne, galiba bu işlerden sıkıldım artık. Yani sıkıldım demeyelim de... Reyhan için. Galiba Reyhan'ı... Yani şimdi... Benim de işlerim var ama iyi kötü kendime bir yer edindim. Şimdi böyle birden bırakırsam Reyhan da bunu anlamıyor. Murat! Yine mi sen? Annene söylediklerini duydum. Zamanında annem de bana söylemişti. Ne diyorsun sen? Niye uğramıyorsun İbrahim amcanın yanına? Bir saniye sonra bir dur. Aslında özünde çok iyi bir insansın Haluk. Bir daha düşün. Nasıl yani? Ayol sen iyi insan nedir? Nereden bileceksin ki? Suna sussana! Hep böyle münasebetsizlik yapmak zorunda mısın? Niye yanlışlığı ısrar ediyorsun? Sana ne? Ha? Üzerine vazife mi bu şimdi? Deli misin nesin? Tam isabet. Suna sus! Bak, Ekrem'le, adamlarıyla... Ne? Oraya da mı gittin? Senin için endişeleniyorum. Bana bak. Yoksa Reyhan'a da mı gittin? Reyhan mı? Yine mi Reyhan? Sen nereden biliyorsun Reyhan'ı? Reyhan'ı bilmeyen mi var? Merve dur.
Merve ne diyorsun? Merve! Yeter be. Şu haline bak. Biz kötü adamız da sen iyisin sanki. Bir de utanmadan beni vazgeçirmeye çalışıyorsun. Sayenizde hangi tarafta olacağını şaşırıyor insan. Suna. Ne var be? Ah Suna, ah! Ne var be, ne var? Benim mi oldu kabahat? Bana suç bulacağına İbrahim amcayla ilgilen biraz. İbrahim abi. Bana kızıyor musun? Kızıyorsun biliyorum. Sana bir şey diyeyim mi? Haklısın. Ama beni anla ne olur. Sen görmüş geçirmiş bir insansın. Seninle hep bir aradayız. Ama ne yapabilirim? Üzerimde hakkı olanlarla kader beni buluşturuyor. O an yapılması gerekli olanı yapmazsam belki bir daha fırsatım olmaz. Merve sana burada iyi bakar. Şimdi gitmeli. Kusura bak. Reyhan, beni yanlış anladın. Aslında ben seni... Reyhan, beni niye bıraktığını biliyorum. Biliyorum Reyhan. Ama söz veriyorum, değişeceğim. Senin için her şeyi yaparım. Her şeyi. Sen nasıl bir adamsın? Reyhan, ben geçen gün için özür dilerim. Konuşabilir miyiz? Lütfen. Seninle konuşacak hiçbir şeyim yok benim. Hem burada benim için böyle ağlıyorsun, hem de yapacağından geri kalmıyorsun. Reyhan, ben artık yapmayacağım. Yemin ederim yapmayacağım. Ben değişeceğim. Söz veriyorum sana, değişeceğim. Sana inanmıyorum Haluk. Bütün güvenimi yıktın. Sana inanmayı çok isterdim ama inanmıyorum. Reyhan! Amirim nasılmış? Hayati tehlikesi varmış. Bir şey söylemek için erken diyorlar. Ama tetiği çeken her kimse iyi biliyormuş işini. Haluk.
Allah ıslah etsin seni Haluk. İş adamı Adnan Akyol'un evinde silahlı saldırıya uğraması şaşkınlık yarattı. Çevresinde yardımsever ve iyi bir iş adamı olarak bilinen Adnan Akyol, Otistik Çocuklarla Yardımlaşma Derneği'nin de kurucu başkanıydı. Bence Haluk yaptı bu işi. Kesin o yaptı. Çünkü daha dün geldi, elinde silahla tehdit etti Adnan Bey'i. Ben gözlerimle gördüm. Gördüm ve kovdum onu. Ama tehdit etti diye işi Haluk'un yaptığını söyleyemeyiz ki. Belki başkaları tarafından da tehdit ediliyordu. Adı geçen şahsı araştırdık başkomiserim. Ruhsatsız silah bulundurmaktan, bir de bir iki tehdit olayından filan içeri girmiş. 8 ay yatmış, 2 ay önce de çıkmış. Tamam, gidebilirsin. Anlaşıldı. Neyse. Yavrum sen git biraz dinlen. 1-2 saat içinde bizim çocuklar gelip ifadeni alırlar, tamam mı? Üzme kendini. Hadi bakalım. Ben yapmadım Reyhan. Ben yapmadım. Gel benim masum kuzum. Memur arkadaşlar birkaç gün süreyle nöbette olacaklar anladığım kadarıyla. Ama senin yine de bir şeye ihtiyacın olursa... Yok, olmaz. Sağ olun. Bana kimse yardım edemez. Bütün ümitlerim yıkıldı gitti artık. Bir tek Buse kaldı elimde. Reyhan. Buse resimlerini unuttu. Yo, hediye etti sana. Onun da yöntemi bu. Peki yani İbrahim amcam iyi olacak mı tamamen? Onu merak ediyorum ben. Olacak tabii Efe'cim, anlatıyorum ya. Madem iyi olacak, o zaman niye hastanede hala? Çünkü henüz tam olarak iyi değil. Niye zahmet ettiniz? Canım, kendime koymuyor muyum? Efe'cim sen gel böyle otur yavrum. Geç çocuğum. Ben İbrahim Efendi'yi çok iyi gördüm bugün maşallah. Aslında ben de onun için geldim size. Hayırdır inşallah? Yok, sağlığı çok iyi de Murat'ın ilgisizliğinden yakınıyor. Çok üzgün. Evet. Murat kaptırdı yine kendini bir şeyleri. Evet. Öyle bir kaptırdı ki her şeyi unuttu. Hadi biz bir şey değil de... İbrahim amcayı bu kadar üzmeye hakkı yok. Dur sen. Bu gece ben gelip kalayım Refakatçi. Yok, gerek yok. Bu gece ben nöbetçiyim. Hep oradayım. Siz zahmet etmeyin. Ama olur da Murat eve gelecek olursa... bir hatırlatıverirsiniz. Tabii tabii. Hay Allah. Haluk dur bakalım. Hayırdır? Ekrem abiyi göreceğim. Kesin talimatı var. Buraya gelmeyeceksin. Bir süre ortada görünmeyeceksin. Ama ben bir şey yapmadım ki. Niye iş üzerime kaldı? Ben anlamam. Racon böyle. Fazla karıştırma. Hadi bakalım. Hadi. Anne. Anne. Efe. Murat. Efe yok. Nasıl yok? Kaçmış, gitmiş işte. Yok işte. Of. Allah'ım ya, sabır. Deveyi sağlam kazığa bağlamazsan işte böyle olursun. Nasıl yani? İbrahim Efendi'nin yanına gitmiyor musun? Adam sana kırılmış. Merve ile de ilgilenmiyorsun. Evle de ilgilenmiyorsun. Fırını devraldın. Bir kere bile açmadın.
Efe'yi bulmamız lazım. Anne. Annem nasılsın? Merve. Merve. Murat, ne işin var senin burada? Merve, Efe yok. Olmayan sadece Efe mi? Senin için kimse yok ki artık. Annen yok, fırın yok, İbrahim amca yok. Ben yokum. Merve, olur mu hiç öyle şey? Senin için sadece Reyhan var. Ne? Nene, anlamıyormuş gibi yapma Allah aşkına. Komik duruma düşüyorsun. Sen Reyhan'ın kim olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum ve bilmek de istemiyorum. Hem bana ne? Düşündüğün gibi değil. Evet, hep öyle oluyor zaten. Ben senin hakkında ne düşünsem hiçbir zaman düşündüğüm gibi olmuyor ne hikmetse. Bunları sonra konuşalım, olur mu? Şimdi Efe'yi bulmamız lazım. Daha önce git de İbrahim amcanın gönlünü al. Ya ben sana Efe yok ortada diyorum, sen bana ne diyorsun? Ya sen beni bir kere dinleyemez misin? Bir kere. Ne işin var senin burada? Sen gelmiyor musun İbrahim dedemin yanına? Öyle söylediler. Evet, fazla gelemedim. Sen gelmeyince de ben geldim. İyi yaptın. Aa, onlar ne? Küçük bir çocuğun çizdiği resimler. Bak. İbrahim abi. Birisini mi öldürmüşler? Boş ver, başka resim getiririm ben sana. Hadi ver. Ya hep senin dediğin mi olacak? Öf, al bak. Nihayet gelebildin. İşler çok karıştı. Ama sen iyisin maşallah. Hayır. Hiç de iyi değilim ben. Abi ne desen yerden göğe kadar haklısın. Aa, bu adamın niye bir gözü böyle, bir gözü böyle? Ver bakayım. Efe, sen burada İbrahim abinin yanında dur. Sakın bir yere kımıldama, tamam mı? Bir şey diyordun. Düşündüğün gibi değil İbrahim abi. Bak, ben kötü bir insan değilim. Ama şimdi gitmem lazım. Aman Haluk, ne yaptın? Hadi başka yere. Niye? Oğlum, polis Adnan Bey'i senin bitirdiğini öğrenmiş. Her yerde seni arıyorlarmış. Uzun buradan. Ama ben bir şey yapmadım ki abi. Ama sokakta herkes senin yaptığını konuşuyor. Nasıl yani? Vallahi bilmiyorum. Ekrem herkese öyle söylüyor. Seninle gurur duyuyormuş. Herkese bitirdi herifi. Helal olsun Haluk'a diyormuş. Namussuzlar. Yediler lan beni, yediler. Oğlum git işine be. Benim elimde taş gibi bir delil var bak. Bunu bizim çocuklar olay mahallinde bulmuşlar. Üzerinde de Haluk denen herifin nal gibi parmak izleri var. Sen hala kalkmış bana 8 yaşında çocuğun çizdiği resimleri gösteriyorsun. Amirim, evet, teknik olarak haklısınız. Ama şu gözlere bakın.
Çocuk bunu niye çizsin ki? Demek ki görmüş ateş edeni. Bir değerlendirsek ne çıkar? Ne çıkacak ki? Senin yüzünden madara olduğumla kalırım, o kadar. Amirim, biliyorsunuz benim hayatımın 7 senesi bu pis adamların yanında geçti. Bunlar yüzüne racon derler. Arkandan raconu kendileri bozarlar. Bu adamlar terbiyesiz, ahlaksız adamlar amirim. Bunların ciğerini biliyorum ben. Çünkü ben de onlardan biriydim. Ne olur dinleyin beni. Masum bir insanı kurtarırız belki, ne olur. Nurten Hanım, ne işiniz var burada? Adnan Bey bu mu? Evet. Televizyonda gördüm. Benim oğlumun vurduğu adam bu değil mi? Ben bilmiyorum. Ama ben biliyorum. Öyle diyorlar. Haluk yapmış. Reyhan öyle diyor. Aradım Reyhan'ı, o söyledi. Reyhan mı? Reyhan ya. Eğer oğlum hapse girmeseydi Reyhan'la evlenecekti. Reyhan'ı canımdan çok severim ben. Kızım gibi. Ama... Nurten teyze, şu hikayeyi bana baştan bir anlatır mısın? Aha. Ben de babamı ararım. Belki bir faydası olur. Anlatayım kızım. Sen ne laf anlamaz adammışsın be kardeşim. Camgöz, bu iş büyümeden bir kapansa ha? Çok uzadı. Evet patron, çok uzadı. Merak etmeyin, şimdi lan bitiyor. Lan ne oluyor lan? Niye yaptın bunu bana? He? Niye? Ne yaptım ben sana? Yedin lan beni. İşi başkasına yaptırıp üzerime yıktın. Niye yaptın bunu? Aslanım, racon böyle, bilmiyor musun? Yeter lan. Başlatma raconundan, yeter. Haluk, Haluk dur. Yapma. Karışmayın. Siz karışmayın. Bitireceğim bu işi. Haluk değmez. Kaybedecek o kadar çok şeyim var ki. Yapma Haluk. Aksine Murat. Ben her şeyimi kaybettim. Daha kaybedecek neyim var? Reyhan. Haluk yeter artık. Bu sefer kimi suçlayacaksın? Murat'ı mı, bu adamı mı? Ben yapmadım. Biliyorum ama yapabilirdin de. O silahı eline aldın çünkü. Şimdi nasıl aldıysan. Seni seviyorum. Hep sevdim. Ama tercihlerini de sevmeliyim, öyle değil mi? Doğru olanı yapacağına inanmazsan bir zaaf olursun sadece. Ve ben zaafıma yenilmek istemiyorum. Her şeyi aldılar elimden. Her şeyi kaybettim. O da kaybetmişti. Ama şimdi başka şeyler kazanmış işte. Haluk, adalet istiyorsan bırak o adamı. Allah'a sığın. Allah doğruların yardımcısıdır. Çocuklar, alın bunları. Emredersiniz. Gel buraya. Oğlum, bu herifin iki gözü de aynı renk. Ama bunun gözleri farklı amirim. Ne oluyor ya? Hadi yürü. Geç şöyle. Merve, hadi kızım. Ben karakoldayım kızım. Tamam baba. Amirim. Annesiyle vedalaşmasına izin verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Diyelim ki işbirliği yaptı. Bu acayip gözlü herif Adnan'ı vurduğunu itiraf etti.
Seninki tehdit, izinsiz silahtan bir süre yatar çıkar. Ya Murat, ne duruyorsun oğlum? Gitsene hadi. Helallik mi ne alacaksan git al hadi. Anne, ağlama. Cezamı çekmeye gidiyorum. Hak ettiğim gibi. Ah oğlum. Sayende anne, sayenizde gideceğim ve istediğiniz gibi döneceğim. Günahlarımdan arınmış olarak, tövbekar olarak döneceğim. Yeni bir Haluk olarak. Murat, başıma açtığım belayı düşündüm. Yaşadıklarımı. Her şeyde bir hayır varmış. Halimi anlamam için bütün bunları yaşamam gerekiyormuş demek. Sağ ol. Hakkım sana helal olsun. Anneni merak etme. Bana emanet. Hadi. Gidelim. Hakkınızı helal edin. Helal olsun oğlum. Allah annenden de razı olsun. Duasını eksik etmesin. Teşekkür ederim. Sağ ol yavrum. Helal olsun Murat abi. Sen olmasan böyle bitmezdi. Sağ ol. Tebrik ederim. Sana da haksızlık ettim Reyhan Hanım'la ilgili. Evet. Öyle oldu. Ama bilemezdim. Yani sonuçta... Merve, ben başkasına bakmam. Kimden başkasına? Murat? İbrahim abi? İbrahim abi? İbrahim abi? Merhaba Murat. Ben bırakırım seni evi. Gerek yok. Bu arada benim yerime bir usta bakıver. Niye abi? Ben çalışamayacağım artık. Sağlığınla mı ilgili? Yalanı sevmem Murat. Sağlığım fena değil. Ama biz seninle yapamayacağız. Ben kaldıramıyorum artık. Hadi kal sağlıcakla. İbrahim amca neden gitti? Öyle tercih etti Efe. Nasıl yani? Hayat sürekli bir imtihandır Efe. Olaylar süzgecinden durmadan geçilir. İnsan iyi yöne giderse her süzgeçte kötülüklerini bırakır. Durulur, durulur, apak olur. Yok eğer kötülük süzgeçlerine yönelmişse sürekli olarak hep iyiliklerini bırakır. Her adımda ayrı bir çukura, çamura saplanır. Bir de bu imtihan süzgeçlerinin çok zorlusu vardır. İlişkide olduklarımızla sınanmak. İnsanlar karşısındakileri daha rahat dengeli olabilirler. Fakat yanındakilerle çok defa kayba uğrarlar. Bize düşen dostlarla imtihan pozisyonuna düşmemek. Onları incitmemek. Ama yine de böyle bir duruma düşmüşsek, bu işin sancısını çekip dua dua yalvarmak düşer Allah'a. Ben günah deryasından bir küçük düşle çıktım. Hidayette anladım.